Sesi duyabiliyor musunuz? Kırpalanıyor plak da bizler gibi. Ama en azından sembolik olarak duymuş oldunuz. Bu zaten orijinal halini size 30 Haziran'da çıkacak albümümüzde takdim edeceğiz. Ama şimdi çok özel bir takdimimiz var. Ülkemizde tabii 100. yıl olduğu için pek çok kurum ve kuruluş seferber oldu, ne yapabiliriz diye. Çoğunlukla da, ama üzülerek belirtiyorum bunu, lütfen yanlış anlaşılmasın, bu programın tamamen dışında söylüyorum. Çoğunlukla da Çanakkale'nin ruhunu yansıtmaktan çok uzak, sadece iş olsun diye, ya yapmasak ayıp olur, herkes yaptı biz de yapalım dercesine yapılmış olan etkinlikler var maalesef. Ama bakın, bizimle sevinçte, tasada her zaman o duyguları paylaşan kardeş ülke Azerbaycan'da Çanakkale şehitlerini nasıl anıyorlar? Ben birine tanık olmuştum, tüylerim diken diken oldu. Adeta devletin bütün gücünü seferber ediyorlar o anma etkinlikleri için. Ve o anma etkinliklerini en görkemli salonlarda yapıyorlar. Aylar öncesinden başlıyor hazırlık ve çok geniş orkestralarla muazzam bir anma gerçekleştiriyorlar. Ülkemizde çok az rastladığımız bir anma biçimidir Azerbaycan'daki gibi. Zaten izleyince bana hak vereceksiniz. Şimdi o görüntülerin bir bölümünü, 1980 yılında gerçekleşen bir anma etkinliğinden bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerek geçme tanık. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan. Sen şehit olursan, incitme yazıldır vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühada fışkıracak, torpağı sıksan, şühada! Sarmışsa çelik zerre divar, ben iman dolu köksün kimi serhedim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı doğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canalar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu heyasız şakın. Öteden sayfalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı.
bomba şimşekleri beyinlerini berziperin. Sönüyor köksün üstünde ağaçlan neferin. Ölüm indirmede göller, ölü püskürmede yer. Onarıp pişti pidir, savrulur enkazı beşer. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarep, ne güneşler batıyor. Ey bu torpaklar için torpağa düşmüş esker, göyden ecdat enerey öpse o paç alnı değer. Ne böysen ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyeceğim elberi kimler kalsın. Gönülüm gel seni tarihe desem, sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, İstenemem ben mekber. Sana kurşunu açmış duruyor peygamber. Miralayım Cumhurbaşkanı'na size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum dedi. Öldüler. 253.000 Mehmet, sunulan şerbeti kana kan içtiler. Onlar şehitliği mertebesine. Çanakkale zafer erişti. Paşam Samsun'da ya istiklal ya ölüm dedim. Anaların, bacıların, oğulların koştu. Silahsız, cephanesiz ama umutla dolu Anadolu'ya. Elif'in mermi taşını kavrusuyla anaların siper etti köküslerini. Mehmetler kurşun alıp atarlar düşmana. İstiklal dediler. Onlar şehit, vatan özgür oldu. Mustafa Kemal'im, Ankara Cumhuriyet dedin, olsun ay yıldızlı bayrağını, özgürce çekti göçlere. Çanakkale'nin ruhunu yaşamak ve yaşatmak çok önemli. Bizim arzu ettiğimiz şey bu. Şimdi sırada yine özel bir eser, yine ilk defa dinleyeceğiniz bir eser. Bir Alevi deyişi, Çanakkale üstüne. Bir Alevi dedesi olan Haşim Baba, Çanakkale'de oğlunu şehit verince ona bir deyiş, bir de nefes yazıyor. Gazilik haberi beklerken yavrum, şehitlik müjdesi geldi. Eyvallah. Arkadaşım Okan Pehlivan, Dede Korkut'tan bugüne kadar Anadolu'da pençe diye tabir edilen ama son yıllarda şehpe tekniği diye bilinen teknikle çalacak, beraber söyleyeceğiz.